Herkese merhabalar. Tam sayılar konusu içinde mutlak değer ve sıralama yapacağız. Tonguç gerçekten çok önemli. Tam da sayılar konusuna gelmiş hocam okulda. Saçmalama gel. Bir kere Tonguç biz şunu biliyorduk değil mi? Mesela deniz seviyesi buradasız diyelim Tonguç evet. Abi. Deniz seviyesinden 20 metre yukarıda olan Tangut arkadaşımız mesela. Tangut tam bir angut. Saçmalama Tangut arkadaşımız için 20 metre yukarıda dediğimiz zaman ne diyorduk? Artı 20 diyorduk değil mi seninle beraber? Evet. Artı 20 metre diyorduk. Deniz seviyesinden 20 metre aşağıda olan Nemo balığı olarak da ne düşünüyorduk Tonguç abim? Boğuluyor. Hayır saçmalama balık boğulur mu? Dangoz mu senin adam? Eksi 20 metre diyoruz değil mi? Dolayısıyla deniz seviyesinin altına eksi, üstüne de artı diyoruz. Buraya kadar tamam mükemmel gidiyoruz. Dağcının deniz seviyesine uzaklığı ne kadar Tonguç abim? Ne kadar kaç metre uzaklıkta sence dağcı deniz seviyesi? 200 metre. Hayır saçmalama 20 metre değil mi evladım benim? Evet. Peki balığın deniz seviyesine uzaklığı ne kadar Tonguç? Güzel bir soru. Ne kadar uzaklığı? 20 metre. Süper. Bak çok güzel. Uzaklık hiçbir zaman eksi olabilir mi evladım benim? Olamaz. Dolayısıyla işte burada uzaklık diye bahsettiğimiz şey aslında bizim şimdi öğreneceğimiz muhteşem mutlak değer diyoruz Tonguç Eren Bey. Muko bir konu gerçekten de muhteşem mutlak değeri seninle beraber mükemmel bir şekilde öğreneceğiz. Şimdi Tonguç çok basit bir mantık var. Bir sayı doğrusu çizdik. Sayı doğrusunun tam ortası ne vardı evladım benim? Sıfır. Süper zekisin. Bir tam sayının sıfıra hatta şöyle de böyle parantez içinde sıfıra diye yazıyorum. Sıfıra olan uzaklığı mutlak değer olarak adlandırılıyor. Evet. O zaman sıfıra olan uzaklığı mutlak değer diyormuşum. Evet. Peki nasıl gösteriyor biliyor musun? Böyle bir çizgi çiziyorum. Sonra bir çizgi çiziyorum. Arasına da sayıyı yazıyorum. Yani şu çizgilerle gösteriliyor aslında. Değer mi hiç? Mutlak değer yani. He, mutlak değermiş, değer mi hiç? Sen böyle de gösteriyor Tonguç'um. Mesela örnek olarak şöyle yapalım. Sıfır. Bak iki sayısı. Sıfırın uzaklığı kaç birim sence? 2 birim. Süper zekisin. Peki eksi iki sayısının sıfırın uzaklığı kaç birim? Eksi iki birim. Hayır saçmalama. Uzaklık diyorum. Ha iki uzaklık birim. Uzaklık hiçbir zaman eksi olamaz. 2 birim. O zaman diyorum ki ben çok basit bak. Eksi 2'nin sıfır olan uzaklığı yani mutlak değeri 2'dir. Artı 2'nin de yani buradaki sayının artı 2'dir zaten bu aslında. Sıfır olan uzaklığı 2'dir değil mi Tonguç'um? Evet. Süper değil. Peki eksi 1'in sıfır olan uzaklığı yani buranın sıfır uzaklığı ne kadar Tonguç herhalde benim? 1. Süper değil. Sıfır olan sıfır uzaklığı kendisidir. Yani. Ya çok basit. Mesela Tonguç'um hemen şöyle bir eksi 300 mesela sıfır olan uzaklığı 300 metredir. Öyle düşünmemiz gerekiyor. O zaman sayı dışarı çıkarken her zaman pozitif olmak zorunda mutlak değerin dışına çıkarken. Yani bu mutlak değerse bunun arasında sayı koyduysak her zaman pozitif olacak diyoruz. Mesela örnek olarak sonuçları bulalım. Artı 2'nin sıfırın uzaklığı 2'dir. Eksi 100'ün sıfırın uzaklığı 100'dür. Sıfırın sıfır uzaklığı 0'dır. Eksi 5'in sıfırın uzaklığı 5'tir. Bak hep artısı oluyor. Bu kadar basit aslında. Artı 750 750'dir. Eksi 1000'dir. Bu kadar basit. Yani yaptığımız şey bu eksiyi yok etmek bu kadar basit. Eksi ip eksi. Pozitif tam sayıları gösterirken artı işareti kullanılmayabiliyor Tonguç'um. Mesela örnek olarak şöyle bir şey var. Gereksizse atalım. Mesela 7. 7'nin mutlak değeri kaçtır? 7'dir. Bitti bu kadar. Mesela 300. Efendim hocam. Hayır sana derken şunu demek istiyorum. 300. Efendim hocam. Hayır sana derken öyle mi şöyle düşünelim bak. Öküz bir sayı olsun tamam mı? Öküz sayısı pozitif bir sayıysa öküz diye çıkar Tonguç Eren Bey. Ama öküz değil de mesela sığır. Negatif bir sayı varsa öküz pozitif bir hayvandır onu da söylemek istiyorum. Negatif sayı varsa pozitif olarak dışarıya çıkması gerekiyor. Çok çok önemli bir özellik dedik ve geldik. A kümesinin elemanları mutlak değeri 5 olan tam sayılar. B kümesinin elemanları ise mutlak değeri 4, en fazla 4 olan tam sayılar demiş. Buna göre A artı B. Şimdi Tonguç Eren Bey. S A S B. Hemen şöyle düşünelim. Sıfır şeyde sayı doğrusunda. Mutlak değeri 5 olan tam sayılar. Şimdi bak artı 5'in mutlak değeri hemen sıfırın uzaklığı 5'tir. Eksi 5'in de mutlak değeri 5'tir değil mi Tonguç Eren? Evet hocam. Dolayısıyla eksi 5 5'tir. Artı 5 de 5'tir. O zaman mutlak değeri 5 olan tam sayılar için iki tane söyleyebiliriz. Artı 5 ve eksi 5. O zaman A kümesi için parantezini açtığım süslü parantezini eksi 5 virgül artı 5 diyebiliriz herhalde seninle beraber süper zekisin. Geldik B kümesine. B kümesinde ise elemanları mutlak değeri en fazla 4 olan tam sayılar demiş. Hemen bir tane sayıyoruz diyorum 0 diyorum. Şimdi bak en fazla 4 olan artı 4 ve eksi 4. Bunların mutlak değerleri kaçtır? Eksi 4'ün mutlak değeri kaçtır? Eksi 3. Eksi 4'ün mutlak değeri 4'tür. Artı 4'ün mutlak değeri de 4'tür.
O zaman eksi 4 ve artı 4 olabilir. Süper zekisin. B kümesinin elemanları için. Hemen buraya yazmak istiyorum. B kümesinin elemanları eksi 4 ve artı 4. Ama demiş ki en fazla demiş. Ne demiş? Bir dakika dur bakayım hemen şunu şey yapalım, toparlayalım. En fazla 4 olan tam sayı demiş. O zaman artı 3 ile eksi 3 de olabilir. Onların mutlak değeri de bak hemen yapayım. Artı 3'ün mutlak değeri kaçtır? 3'tür. Eksi 3'ün mutlak değeri yine 3'tür Tomuç'um. Bunlar da olabilir. Eksi 2 ile artı 2 de olabilir Tomuç Eren Bey'im. Eksi 1 ile artı 1 de olabilir Tomuç'um. Bunların da mutlak değeri 4'ten küçüktür. Dolayısıyla en fazla 4 olayına giriyor. O zaman diyorum ki bak hatta Tonguç'um 0'ın bile mutlak değeri olabilir. Dolayısıyla bak eksi 3 artı 3, eksi 2 artı 2, eksi 1 artı 1 ve 0 şeklinde B kümesinde yazdın mı evladım benim? Yazdınız hocam. O zaman yapmamız gereken çok basit. A'nın eleman sayısı yani 2 artı B'nin eleman sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. Wow, gerçekten çok fazlaymış. Wow. O yüzden cevabımız 11'dir. Bravo diyorum sana. Gerçekten kazık bir beceri temelli sorulardan bir tanesi. BTS böyle abi. Böyle soruları hemen şuradan söyleyeyim. Bak bu tarz sorular gerçekten çok özel sorular. Nasıl? Neden biliyor musun? Bu tarz sorular gerçekten de hani hemen sana şöyle birkaç tane soru göstereyim bunlarla alakalı. Mesela hemen bizim şeyden kitaptan da göstereyim sana hemen. Biz tam sayılarda mutlak değer. Bak bu tarz sorular yeni nesil yatay tarzda birazcık aklı kullanmayı gerektiren soru. Mesela aklımı sayayım, sayı doğrusu, ondan sonra düzlem ayna yerleştirilmiş falan filan. Bunun gibi mesela birazcık daha dikdörtgensel sorular, ondan sonra birazcık daha beceri temelli sorular. Bu tarz sorular gerçekten bizim öğrenmemizi çok hızlandıracak. Dolayısıyla senin çalışırken mutlaka bu tarz soruları çözmen gerekiyor. Hemen şimdiden diğer sıralamaya geçelim. Tonguç'um sayılarını küçükten büyüğe doğru sorayım. Tonguç 7 mi büyük 2 mi büyük? 7. Süper bak bunu görebiliyorsun. Peki eksi 9 mu büyük eksi 12 mi daha büyük Tonguç Eren Bey? Eksi 12. Değil mi insanın aklına mı geliyor? Ama şöyle bir şey öğretmek istiyorum. Negatif tam sayılardan sıfıra en yakın olan daha büyüktür. Çok enteresan bir bilgi. Hemen sana ne olduğunu söylüyorum. Şöyle düşün Tonguç'um. Bir sayı doğrusu çizdim. Sayı doğrusunda 0. Artı 2 nerede? Burada artı 2 değil mi evladım benim? Evet. Sağda bir yerde. Artı 7 nerede? Burada artı 7 burada bir yerde. 0 zaten burada. Eksi 1 nerede? Hemen 0'ın yanında. Eksi 9 nerede? Hemen burada. Eksi 12 nerede? Daha da uzakta değil mi? Şimdi Tonguç sayı doğrusunda şöyle bir kural var. Sağda olan daha büyüktür. Aşırı basit. Yani sayı doğrusunda kural sağdaki daha büyüktür kuralı ve gerçekten çok çok hayati bir kural. Dolayısıyla diyorum ki ben o zaman artı 7 daha büyüktür. Artı 2'den, o da 0'dan, o da eksi 1'den, o da eksi 9'dan, eksi 12'den. Aa. Dolayısıyla küçükten büyüğe eksi 12 küçüktür, eksi 9 küçüktür, eksi 1 küçüktür, 0 küçüktür Tonguç'um, artı 2 küçüktür, artı 7 diyorum ve süper bir şekilde olayı özetlemiş oluyorum Tonguç Eren Bey. Yani sayı doğrusunu çiz ve 2 dakika olayı çöz. Zaten şimdi sen ne demiştin demin? Eksi 12 mi büyük eksi 9 mu daha büyük? Eksi 12. İşte öyle demiştin ama eksilerde tam tersi oluyor. Yani eksi 12 daha küçük oluyor. Onu da ayrıca bir dipnot olarak düşebiliriz. Geldik hemen bakalım. En küçük pozitif tam sayı. Hemen sayı doğrumuzu çizelim. 0 burada. En küçük pozitif tam sayı artı 1'dir. Bitti bu kadar. Hemen iki tane buldum. En büyük negatif tam sayı. En büyük negatif tam sayı da sağdaki en büyüktür ilkesinden eksi 1'dir Tonguç Eren Bey. İki basamaklı en büyük pozitif tam sayı tabii ki 99'dur. İki basamaklı demiş ve pozitif demiş 99'dur. Ama burada bazen rakamları farklı diyebilir. O zaman 98'i seçersin. O da istisna olarak bir yıldız atalım buraya. Negatif olmayan en küçük tam sayı demiş. En küçük tam sayı demiş. Negatif olmayan en küçük tam sayı. Bu ne demek ya? Negatif olmayan küçük tam sayı nedir Tonguç Eren Bey'im? 1 hocam. Gibi geliyor değil mi? Hayır, 0'dır. Ay. Çünkü 0 ne negatiftir ne pozitiftir. Hiçbir kimliği yoktur. Negatif olmayan demiş tamam eyvallah. En küçük tam sayı demiş 0'dır bitti o kadar. Negatif değil. İki basamaklı en büyük negatif tam sayı demiş. İki basamaklı en büyük negatif tam sayı. Bir kere hemen insan aklı eksi 99 geliyor. Ama en büyük dediği için
Normalde iki basamak deyince eksi 90. İki basamak. O zaman yani eksi 1'dir hocam en büyük negatiften. Eksi 10 olur tamam. Ha iki basamak dedi. İki basamak değil. Eksi 9 da diyebildik ama iki basamak değil. Ama eksi 9, eksi 10 iki basamak kalır ve en büyük negatif tam sayıdır diyoruz. Ve süper bir şekilde geldi küçüktür büyüklüğe. Şimdi Tonguç burada mutlak değerler için içine giriyor. O yüzden belki dikkatli olmamız gerekiyor. Gerçekten hassas bir konu. Şimdi bunun aslında gerçeği ne? Eksi 3'ün mutlak değeri 3'tür. Bitti o kadar. Artı 2'nin mutlak değeri 2'dir. Hangisi daha büyük? 3. O zaman bitti o kadar. Artı 12'nin mutlak değeri 12'dir aslında. Eksi 12'nin yine 12'dir. Yanlar birbirine eşit o zaman. Artı 7 zaten kendisi. Eksi 10, 10'dur aslında. Hangisi daha büyük? Tabii ki 10 daha büyük. Artı 7 küçüktür 10 diyeceğiz o zaman. 0, bu da aslında orijinalinde 5'ti değil mi? O zaman 0 küçüktür 5. Bu da aslında orada yine 5'tir. 0 küçüktür 5. Bu 25'tir. Bu da 18'dir Tonguç Eren Bey. Hep pozitif oluyor söylemiştik. O zaman eksi 25'in mutlak değeri artı 18'in mutlak değerinden daha büyüktür diyorum. O zaman şimdi hemen bir tane model soru yapalım. Küçükten bir de sıralayalım. İlk başta hemen orijinallerimi. Mutlak değeri hemen pozitife çevir ilk başta. Bu 8'dir. Bu 3'tür bitti o kadar. Şimdi sıralamada sayı doğrusu çizelim. 0 burada. Burası 3 var Tonguç'um. Bak bu var. Ondan sonra kaç var Tonguç'um? 8 var buralarda bir yerde. Sonra 7 var buralarda bir yerde. Artı 7 var buralarda bir yerde. Ondan sonra eksi 3 var Tonguç Eladım benim. Ve eksi 9 var değil mi Eladım? Evet hocam. Ha, şimdi, o zaman şimdi sıralama yapabilirim. Hangisi daha küçük? Eksi 9. Eksi 9 küçüktür. Sonra eksi 3 geliyor. Eksi 3 küçüktür. Sonra 0 geliyor. Sonra 3 geliyor. Ama 3 var mı burada verilenlerde? Yok. Yok. Mutlak değer eksi 3 yazmamız gerekiyor. Çünkü hocamız bize 3 vermedi. Ben bunu buldum. Sonra küçüktür diyorum Tonguç'um. 7 gelmesi gerekiyor. Artı 7 var. Süper. Sonra küçüktür diyorum 8. Ama 8 yoktu. Mutlak değer eksi 8 yazmam gerekiyor. Şimdi bunlara çalışırken gerçekten de senin birazcık kaşınman gerekiyor. Oh. Özellikle zor sorular için zoru bankasını seçmelisin Tonguç Eren Bey'im. Yani kaliteli sorular için daha doğrusu. Hemen şöyle tam sayılar konusunda sana hangi sayfaları çözeceğim değer, mutlak değer kısımlarını vermek istiyorum Tonguç Eren Bey'im. Tam sayılar konusunda bak hemen şöyle kesip şurada hemen geliyor. Hemen tam sayılar kısmında neredeydi bu konumuz? Hemen şöyle yapayım. Burada zaten buradaymış ya. Allah Allah. Nasıl atlamışım ben bunu? Tam sayı kısmı. Sayfa 100. 101'i yapmanı istiyorum Tonguç Eren Bey'im. Evet. Sayfa 100 ve 101'i yapmanı istiyorum Tonguç Eren Bey'im. Aynı şekilde Dinamo Soru Bankası'ndan evet şuradan bir bakmam gereken bir şey. Ama hemen dursun. Tam sayılar kısmında hemen şöyle gösteriyorum Tonguç Eren Bey'im. Sayfa 50, 51, 52, 53, 52, 53, 54 ve 55. Tam sayıları sıralama ve mutlak değer ve 56 ve 57'yi çözmeni istiyorum Tonguç Eren Bey'im. Süper şekilde bunları çözmeni istiyorum. Aynı zamanda konuyu nasıl tekrar edebilirim? 0'dan 6'ya sayısal kitabımızdan konuları tekrar edebilirsin. O da hemen sana şöyle göstereyim. Hemen şurada mutlak değer ve sıralama. Sayfa 32 ve 33'ten konuyu ince detaylarıyla beraber tekrar edebilirsin Tonguç Eren Bey'im. O zaman şimdiden sana başarılar. Hadi bakalım ara tatilde güzel günler diliyorum sana. Oh be.